Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Tarih boyunca insanlık alışkanlıklarını kökten değiştiren sayısız olaya tanık oldu. Bu olaylara paradigma değişimi deniyor. Örneğin avcı toplayıcı yaşam tarzından tarıma ve yükselen binalara dayalı yerleşik yaşam tarzına geçiş paradigma değişimidir. Kömüre dayalı enerjiden nükleer enerjiye geçiş de enerji alanında bir paradigma değişimi. Biz de bu videoda kripto para dünyası için söz konusu olan başka bir paradigma değişiminden bahsedeceğiz. Bugün YouTube Türkiye'de ilk defa Kozmos ekosisteminde yer alan ve blok zinciri teknolojisine getirdiği modüler bakış açısıyla kendini bir ilk ve paradigma değişimi olarak nitelendiren Celestia'yı inceliyoruz. İncelemeye geçmeden önce böyle videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Teknik detaylara girmeden önce Celestia'nın önemini kavramak ve kendilerini neden ilk olarak nitelendirdiklerini daha iyi anlamak için yine kendilerinin kullandığı yöntemle kısa bir tarih yolculuğuna çıkalım ve 19. yüzyılın sonlarına gidelim. 1890'lı yıllarda sanayi devriminin etkileri sürerken fabrikalar hala eski ve ilkel çalışma metotlarını kullanıyordu. Bir işçi üretim sürecindeki tüm aşamalarda çalışarak aracın montajının tamamından sorumlu tutuluyordu. Çalışmak için çok nitelikli olmalı ve fabrikanın tüm bölümlerinde aktiflik göstermelilerdi. Şartlar böyle olunca nitelikli işçi sayısı az kalıp üretim süreci de çok uzuyordu. Bu gibi sebeplerden dolayı sanayiciler böyle bir modelin seri üretim modelinde sağlıklı bir şekilde uygulanamadığını fark ettiler. Louis Renault ve André Struan gibi devler yeni model arayışına girişse de aralarında sivrilen Henry Ford oldu ve iş bölümü esasına dayalı bir model buldu. Bu modelde her işçi sadece bir parçanın üretiminde sorumluluk alıyor, böylece kısa bir eğitim ve daha az maliyet Yeni işçiler üretim sürecine dahil olabiliyordu. Günümüze dönecek olursak kripto paraların çalışma prensibi o günkü işçilere benzer. Bir kripto para ağı, blok oluşturma, depolama ve akıllı sözleşmeleri yürütme gibi tüm özellikleri tek başına çalıştırır. İşte Celestia tam da burada modüler yapı adını verdikleri modelle tıpkı Henry Ford gibi işleri tek bir ana ağa değil farklı katmanlara dağıtıyor. Celestia'nın yaptığı en önemli şey klasik blok zincir modelindeki işleri tek bir katmandan farklı katmanlara dağıtmak. Bunu yaparken data availability modelini kullanıyorlar işler yine tekniğe kayıyor dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Sizin için buradaki mantığı basitçe özetleyelim ve Celestia'yı cazip kılan özelliklerine geçelim. Klasik blok zincir modelinde her bir blok kendinden önceki tüm blokların bilgisini taşımak zorunda. Buna göre blok sayısı arttıkça yani sisteme dahil olan kullanıcı ve bilgisayar sayısı arttıkça Artık bu bilginin boyutu taşınamaz hale gelecek. Bu olaya ölçeklenebilirlik sorunu diyoruz arkadaşlar. Celestia Data Availability ismini verdiği bu modelde klasik blok zincir işleyişinin dışına çıkarak az önce bahsettiğimiz blok bilgilerinin hepsi yerine bir kısmını kaydederek de aynı derece güvenlik sağlanabileceğini iddia ediyor. Günümüz blok zincir projelerinin çoğu ölçeklenebilirliği çözmek için çalışıyor. Ethereum, Near, Polkadot gibi popüler platformlar ölçeklenebilirliğe blok zincirin dışında çözümler üretmeye çalışırken, Celestia bunların hiçbirine gerek duymadan işleri katmanlara ayırıp en baştan ölçeklenebilir ve uyarlanabilir bir ağ sunuyor. Bu noktada kendisini yine bir otomobil örneğiyle açıklıyor arkadaşlar ve şasiye benzetiyor. Şasi olmadan bir otomobilin gitmesi mümkün değildir ve tüm montaj şasinin üzerine yapılır. Aynı şasiyle birçok farklı model üretebilirsiniz. İşte Celestia'da bir nevi şasi ve verileri kendi anı kullanan birçok uygulama geliştirmesine olanak tanır. Celestia'nın teknik altyapısı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için gerekli içerikleri açıklamalar kısmına ekleyeceğiz arkadaşlar. Biz şimdi bu yenilikçi projenin takımında kimler var bir göz atalım. Celestia'nın ekibi güçlü, akademik geçmiş ve profesyonel deneyimlere sahip üyelerden oluşuyor arkadaşlar. Ekip üyelerinden bazıları Facebook gibi teknoloji devlerinin satın aldığı başarılı projelere imza attılar. Dahası Ethereum, Cosmos ve Harmony gibi ekosistemlerde blok zincirler inşa etme ve ölçeklendirme konusunda deneyime sahip geliştiriciler bir araya gelmiş. Bu yüzden takım üyeleri gerçekten güven veriyor. Kurucu ortak ve CEO Mustafa Albassam projenin arkasındaki beyin olarak öne çıkıyor. Daha önce ortağı olduğu bir akıllı sözleşme platformu Facebook tarafından satın alınmıştı. Bilgisayar mühendisi olmanın yanında hacker olan Mustafa Albassam'ın blok zincirdeki tecrübeleri ölçeklenebilirlik üzerine. Bunun yanında Stanford mezunları, Harmony Blockchain geliştiricileri, TenderMint ve Google'da çalışmış yazılım mühendisleri, Facebook, Medium ve eBay gibi ünlü isimler için hizmet vermiş danışmanlar ve buraya sığdıramadığımız dahası Celestia takımını oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz proje hangi aşamada, yol haritasında neler var onlara bakalım. Celestia hala yol haritasının erken aşamalarında. 2022'nin 3. çeyreğinde bir testnet gerçekleştirecek ve 2023'ün ilk çeyreğinde ana ağ geçişi tamamlamaları bekleniyor. Celestia Interchain Foundation, Binance Labs, Signature Ventures gibi büyük yatırımcılardan destek almayı başardı ve yaklaşık 1.5 milyon dolara yakın bir fon topladılar. Şimdi Celestia'nın bugüne kadar başarıyla tamamladığı yükseltmelere hızlıca bir göz atalım. Kozmos ekosisteminin EVM ile Ethereum'a açılan kapısı olan Evmos projesini daha önce kanalımızda incelemiştik. Onu da sağ üstte açılan kartta tıklayarak izleyebilirsiniz. Celestia ve Evmos geliştiricileri birlikte Cevmos adını verdikleri bir ağ test ettiler. Yerleşim katmanları modüler blok zinciri sistemlerinin çalışma şeklidir. Cevmos ise EVM rollupları için özel bir yerleşim katmanı olarak tanımlanır. Cevmos da modüler ağ hizmetini Celestia sağlarken EVM'leri Evmos getiriyor. Bu sayede Celestia, IBC ile onlarca blok zincirin ve yüzlerce DApp'in aktif olarak çalıştığı Cosmos ekosistemine bağlanır. Bununla da kalmayıp Evmos'un geliştirdiği EVM çözümlerini kendi modüler ağına taşıyarak henüz başlangıç aşamasında Ethereum ile bağlantı kurmayı amaçlar. Bu kısmı daha iyi anlamak için dediğimiz gibi arkadaşlar Evmos incelememizi izleyebilirsiniz. Orada bu konuyu daha detaylı anlattık. Umarım faydalı olur. Bir başka test daha ise Celestium arkadaşlar. Celestium veri kullanımı için Celestia, uzlaşma için Ethereum ağını kullanan bir Ethereum katman 2 modeli. Bu ağın mantığı blok zincirdeki işlevleri Ethereum ve Celestia ağlarına bölerek ölçeklenebilir bir ağ elde etmeye çalışmak. Cevmos ve Celestium'la ilgili Celestia CEO'sunun kaleme aldığı makalelere ve daha fazla detaya açıklamaya bırakacağımız linklerden ulaşabilirsiniz. Celestia jetonunun özellikleri ve jeton ekonomisi henüz belli olmadığından bu konu hakkında yorum yapamıyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre Ethereum'a benzer bir yakın mekanizması kullanarak enflasyonu dengeleyecek bir model kullanacaklar. Biz de bekleyip göreceğiz bu kısmı. İncelememize sosyal medya verileriyle devam edelim. Ekrana yansıyan verilere göre Twitter ve Telegram üye sayısı 2022 boyunca sürekli artmış. İçinde bulunduğumuz ayı dönemini ve ana ağın aktifleşmemiş olmasına rağmen hem geliştiricilerin hem de yatırımcıların dikkatini çekmeyi şimdiden başarmış arkadaşlar. Projenin popüler ekosistemlerden Cosmos'ta inşa edilmesi, bazı ilkleri gerçekleştirmesi ve sektörde saygı gören isimlerin takımı oluşturması gibi sebeplerin bu popülerlikte aktör olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Celestia blokları ve Discord kanalları oldukça derin teknik tartışmalara sahne oluyor. Blok zincir konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler için yine açıklamalar kısmında bu doyurucu kaynaklara ulaşacağınız linkleri bıraktık. Buraya kadar Celestia'nın işleyişini ve mantığını aktardık arkadaşlar. Kapanışa geçmeden önce her incelememizde yaptığımız gibi eksi ve artıları değerlendirip Celestia'yı iyi bir yatırım yapan sebepleri ve riskleri tartışalım. Celestia ölçeklenebilirliği sunduğu modüler çözümle onlarca blok zincir arasında farklı konumlu ve teoride de olsa sundukları beklemeye değer görünüyor. Bazı geliştiriciler evreni yeniden keşfetmek istemez ve hali hazırda kodlarını alıp inşa etmeye başlayacağı ölçeklenebilir ve esnek bir ağ kullanmak isterler. İşte Celestia tam da bu ihtiyacı karşılayarak geliştiriciler için popüler bir durak olmayı hedefliyor. Kripto Türkiye olarak Evmos'un Cosmos ekosisteminde ne kadar önemli yer tuttuğunu defalarca vurguladık, bir de inceleme videosu yaptık arkadaşlar. Celestia'nın Evmos'la ortak ürettiği Cemos, Celestia'yı Ethereum'a bağlayarak Ethereum'da çalışan uygulamaların taşınmasına da olanak sağlıyor. Geldik eksilere. Kripto Türkiye olarak bir ürünün başarısını sahada göstereceği performansla ölçmeyi tercih ediyoruz. Celestia ana ağı yayınlamadı ve teoride iyi görünen altyapıyı pratikte görme imkanımız henüz yok. Bu tam olarak bir eksi olmasa da teoride avantaj gibi görünen durumların pratiğe geçmeden heyecanını yaşamak bize yatırım yaparken duygusal kararlar verdirebilir. Son yıllarda adeta bir katman bir blok zincir enflasyonu yaşanıyor arkadaşlar. Celestia modüler yapısıyla bunlardan ayrışsa da farklı metotlarla ölçeklenebilirliği aştığını iddia eden onlarca projenin olduğu müthiş rekabetçi bir alana giriyor. Alışkanlıkları değiştirmek zordur. Günümüzde birçok geliştirici özellikle Solidity tabanlı yazılımlarla çalışırken Celestia'nın modüler yapısını öğrenerek buraya uygun ürünler çıkarmak geliştiriciler için ciddi efor gerektirecek ve hepsi bunu kabul etmeyecektir. Celestia Interchain Foundation, Binance Labs gibi yatırımcılardan 1.5 milyon dolar fon toplamış ve mutluluk duyduklarını ifade etmişler. Ayı piyasasında bile tohum aşamasındayken milyonlarca dolar yatırım alan projelerin yanında 1.5 milyon dolar çok komik bir sayı arkadaşlar. Celestia kendisini tam ifade mi edemedi ya da daha fazla token satışa sunmadığından mı bilinmez. Böyle etkin bir takıma sahip projenin çok daha büyük fonlar toplaması normal olanıdır. Arkadaşlar bu arada eksilerin artılardan fazla olması sizi yanlış yönlendirmesin. Bu eksiler aslında uzun vadedeki endişelerimizi de temsil ediyor. Yani ekip eğer sözünde durup sahada söyledikleri performansı gösterebilirlerse bu eksiler de zamanla proje için birer artıya dönüşebilir. Herhangi bir konuda tarihte ilk olmak zordur arkadaşlar. Celestia burada bir ilki deniyor ve bunu karşılayacak takıma teknik altyapıya sahip görünüyor. Sunduğu alternatifler gerçekten de denemeye ve takip etmeye değer gözüküyor ama artılar ve eksiler kısmında da bahsettiğimiz sebeplerden dolayı proje teknolojisi ve sunduğu yeniliklerle öne çıktığından yatırımcı tarafından anlaşılması ve değerini kanıtlaması zaman alabilir. Her halükarda Celestia kripto ekosisteminde bulunmak isteyen herkesin takip etmesi gereken, başlangıç aşamasında da portföyün küçük bir kısmıyla giriş yapılması gereken bir proje olabilir. Bu projeye dair daha teknik detayları ve olayların iç yüzünü Telegram kanalımıza girip bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. Linkleri aşağıya bırakıyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.